Selamünaleyküm. Mustafa Öztürk'ün şeriatla bir küçük kasaba bile yönetilmez sözü üstüne konuşmak istiyorum. Hangi akıldır bilemiyorum da gerçekten şeriatla küçük bir kasaba hatta köy yönetilebilir mi? Bence de yönetilemez. TC anayasası ile de bir köy yönetilemez. Amerikan anayasası ile de bir köy yönetilemez. Açın, hangi anayasa kitabını açarsanız açın. İngiltere anayasasını da alın, Alman anayasasını da alın. Anglo-Sakson, Japon, Çin, Kore, hangi devletin anayasasını alırsanız alın. O anayasa ile vallahi bir ev bile yönetilemez. Peşin peşin söyleyeyim. Şeriat ile de bir kasaba yönetilemez. Şeriat ile de bir ev bile yönetilemez. Hatta şeriat ile kişinin kendi nefsi bile yönetilemez. Yönetilemez. Ama bire hoca. Hocam. Yani devlet sana profesör unvanı vermiş. Hadi öteki Mustafa profesör değil. Ama sana devlet profesör unvanı vermiş. Bizim millet profesör demez, profesördür. Sevdiği adama profesör der. Sevmediği adama da profesör der. Yani otobüse otobos der. Niye? Otobüs ince bir harfle söyleniyor. Koskoca otobosa otobüs mü diyecek? O yüzden otobos diyor. Böyle kendini bilen, alim ve aynı zamanda ilmiyle amil adamlara da bizim millet alim diyor. Hadi bir de gavurcası da profesör ama o profesörlüğü de yakıştırmıyor, profesör diyor. Sana da ister profesör ol, ister profesör ol, ister profesör ol. Profesör de olsan, profesör de olsan bunu sana devlet vermiş. Azıcık münasip olsana ya. Yani Kur'an var, Kur'an, Kur'an her şeye yeter diye çıktığın yolda Kur'an'la bir kasaba bile yönetilmez. Ne varsa gavurlarda var deme noktasına gelmem. Hangi aklın, hangi yolun, hangi sürecin neticesi? Ben akledemiyorum. Akledemiyorum. Yani tamam, Kur'an'la kasaba yönetilmez. Tamam, anayasa ile de kasaba yönetilmez. Amerikan anayasasıyla da bir kasaba ya da köy, hatta bir insan kendi nefsini yönetemez. Ama böyle diye anayasayı mı inkar edelim? Anayasayı rafa mı kaldıralım? Senin kaldırdığın anayasayı kaldıramıyoruz da şeriatı mı rafa kaldıralım? Ya hocam, fıkıh diye bir müesseseden, kelimeden bahsediyorsun. Yani fıkıh niye var? Değişim noktasında, baş noktasında Kur'an var kardeşim, fıkıh da neymiş diyen dilin sahipleri olarak bu noktaya gelmek nasıl bir şey? Bir anayasa ile bir köy yönetilmez, yönetilemez. Yönetilemediği için köy kanunu var. Köy kanunu yapanlar fıkıh etmiş oluyorlar, fıkıh etmiş oluyorlar. Şeriat da köy kanunu yapmış. Fıkh etmişler. Yani sen işin başında o fakihleri, ya Kur'an var, bunlar nereden çıktı diye reddeden adamsın. Reddediyordun Kur'an var, Kur'an diyerekten. Öteki Mustafa da öyle. Bütün Mustafalar öyle. Mustafalar değil, Mustafalar. Ama bütün Mustafalar hep Kur'an var, Kur'an diyorlardı. Bunlar nereden çıktı ya? Kur'an anlaşılmıyor mu ki? Bunlar halen konuşmuşlar. Konuşuyorlar. Bunlar Kur'an'ın karşısında yeni din uyduruyorlar diye vızıldayan, zırıldayan yani bu Mustafa aklı değil mi? Bu Mustafalar düzeni değil mi? Sizin düzen değil miydi hocam? Şimdi nereye geldiniz böyle? Nereye? Kur'an'la
kasaba idare edilmez. E maşallah. Gerçekten maşallah. Kur'an'la kasaba idare edilmez. Ama Kur'an'a aykırı düşmemek şartıyla bütün alem yönetilir. Kur'an'a aykırı düşmemek şartıyla. Kur'an'a mukabil bir şey akletmemek şartıyla. Kur'an'a karşı ve Kur'an'a mukabil olsun diye bir akılla yürümediğin takdirde Kur'an'a aykırı olmamak şartıyla, bak, Kur'an'a aykırı olmamak şartıyla tüm dünyayı yönetirsin. Ve yönettik. Kur'an'a biz mihenk diyoruz, mihenk. Mihenke vuruyorsun. Ha, Kur'an'la sen gittin kendin fıkh ettin. Fıkh etmeyi şimdi muhtemelen kabulleniyorsun. Fıkh etmek lazım. Eskiden fıkıhçıları reddederek fıkh etmeye karşıydın. Ama şimdi muhtemelen fıkh etmek lazım diyorsun. Düşünmek lazım diyorsun. Yani Kur'an'da olmayan şeyler üzerinde kendi aklımızla amel etmemiz lazım diyorsun. Diyorsun da o akıl ettiklerini dönüp o mihenge vurmak zorundasın. Bilmiyor musun? Öyle bir noktaya geldin ki diyelim, bu akılla, kafayla öyle bir noktaya geldin ki bulduğun netice Kur'an'a uygun değil, hatta Kur'an'a karşı. Kur'an'a karşı. Uygun olmamayı da bir nebze, yine bir aralık gri nokta olarak tutalım ama gördün ki Kur'an'a karşı. Ya Kur'an'ı reddetme diye, reddederek kendi aklını kutsama diye bir din yolu mu var? Var mı böyle bir yol? Var diyelim, o zaman Kur'an'a ne hacet ya? Yani Kur'an senin için reddedilip çöpe atılması lazım gelen bir şey olarak mı sana lazım? Zaten Kur'an seni tasdik ediyorsa, bak Kur'an da benim gibi diyor diyorsun. Kur'an seni tasdik etmiyorsa ne oluyor? Hangi yola gidiyorsun? Hangi yola? Böyle bir yol var mı ya? Kur'an'ın en başta bana yeter diyen sensin. Kur'an varken sünnete bile, hadise bile lüzum yok diyen sensin. Sensin. Bunları söylerken aklın neredeydi sen? Şimdi gittin Avrupa'yı gördün. Nereye geldin? Ya Kur'an'da her şey yok. Çok şey de gavurlarda var deme noktasına geldi. Müslümanların bu Kur'an'ın dışında Kur'an'a aykırı olmamak şartıyla Kur'an'a uygunluk gözeterek düşündüklerini uydurma din sayıyorsun. Uydurma akıl sayıyorsun. Onların karşısına Kur'an'ı dikiyorsun. Kur'an-ı Kerim'i dikiyorsun. Ama iş gavurların düşündüğü nokta konusuna gelince gavurlar neticesini kutsuyorsun. Velev Kur'an'a uygun olsun, velev olmasın. Bu akıl akıl değil. Benim size önerebileceğim yol şu olur. Yani hocam, hocalarsınız, emin ol hiçbir hocanın aleyhinde şu ana kadar kelam etmiş değiliz. Ama yani susmanız lazım. Susmanız lazım veya bilerek konuşmanız lazım. Yani sürekli kendi kendisini yalanlayan adamdan, insandan hoca olur mu ya? Profesör olur mu? Yani dün söylediğini reddetmeden yeni bir şey çıkarıyorsun. Önce bir reddet, öncekini reddet. Ama öncekini de reddediyorsunuz, tamam onu da kabul. Nasıl reddediyorsunuz? Ben önceden salakmışım diyorsunuz. Aptalmışım diyorsunuz. Uydurma din satmışım diyorsunuz. Diyorsunuz yani eskiden. Ama o kitaplarınız halen satılıyor. Satıyorsunuz. O kitapları da halen satıyorsunuz. Hiçbirisini ya bu uydurma dinmiş, ben bir zamanlar din uydurmuşum deyip de onları meydana döküp yakmıyorsunuz. Hatta onlar daha mübarek kitap haline geliyorlar. Sizin ben uydurdum ben dediğiniz kitapları daha mübarek kitap halinde sayan bir talebeler dünyanız var. Nasıl bir şey? Aklım almıyor. Ve bunu iyi niyetle de izah edemiyorum.
edemediğim için bunları söylemeye çalışıyorum. Yoksa insan beşerdir, şaşar yani. Ne demek istiyorum? Vatandaş, insanlarımız şunu bilsinler. Evet, Kur'an ile kasaba yönetilmez. Ama bir anayasa kitabı ile de kasaba yönetilmez. Birleşmiş Milletler anayasası ile de kasaba yönetilmez. Ama dünyadaki tüm devletler Birleşmiş Milletler yasalarına uygunluk gözeterek kendileri kanun yaparlar. Bütün devletler kendi anayasalarına uygunluk gözeterek kendi kanunlarını yaparlar. Müslümanlar da Kur'an'a uygunluk esası gözeterek bütün kanunlarını yaparlar. Anlaşılmayan bir şey var mı sevgili hocalar, Mustafa'lar? Hocalarıma hürmet ediyorum. Mustafa'lar, bunda anlaşılmayan bir şey var mı? Yüreğiniz yetiyorsa deyin ki Amerikan anayasası ile bir kasaba bile yönetilmez deyin. Yüreğiniz yetiyorsa İngiltere anayasası ile bir kasaba dahi yönetilemez deyin. Yüreğiniz yetiyorsa Rus anayasası ile bir kasaba dahi yönetilemez deyin. Çin anayasası ile değil Çin bir kasaba bile yönetilemez deyin. Deyin ya. Şeriatı sahipsiz mi buldunuz? Allah'ın kitabını sahipsiz mi buldunuz? Bu kadar kolay mı ya? Sonra da beni tehdit ettiler diyorsunuz. Ya sen kendi kendini tehdit ediyorsun. Yani genel kuraldır ya. Hiçbir işe yaramayan, bir de mızır olan şeyler imha edilir. Sen kendinde bir yararlılık görebiliyor musun? Senin kendini tehdit eden sensin. Alem kimse seni tehdit etmiyor. Tehdit edilmediğinde devletin, milletin sana profesörlük unvanı vermiş ve kamu sana para ödüyor, kamu. Bu milletin, Müslüman milletin parasını yiyorsun. Yani bir oturun, gerçekten söylediklerinizi söylerken bir tartın ya. Yani dünyada kim olursa olsun, şeriatla bir kasaba yönetilmez cümlesini söylerse o kişi, yani tamam ben onu kafir etmem ama her Müslüman ona kafir nazarıyla bakar. Bakmakta mazurdur. Ben seni kafir etmiyorum. Niye kafir etmiyorum? Küfür için dahi akıl gerekir. Senin bu sözünde akıl yok. Sana küfür İsnat edebilmek için sende akıl bulmak lazım. Akıl bulacağız ki sonra küfrüne diyelim ki bu küfür. Yani rüyada olsan rüyada insan bu sözü söyleyemez ya. Deli söyler mi? Söylemez. Yani söylemez. Ne diyelim? Dünyada en cahillerden bile duymadığımız sözleri sözde Kur'an tefsir eden insanlardan duyuyoruz. Ben yazıklar olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ve milletin size, yani siz memur oluyorsunuz sonuçta. Memur demek de maaşını milletten alan adam demektir. Yani memur odur. Ve bu milletin parasının size helal olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Turun, velev ki saçmalayın ya. İçinde bir akıl olan bir saçmalık söyleyin. İçinde akıl olan, akıl. Bir saçmalık söyleyen o da bilimdir yani. O da bir çabadır. İlla isabet etmeniz gerekmez. Ama içinde azıcık akıl olsun. Olsa akıl olsun da bari hakkınız da hiç değilse yani iman ve küfür sorgulaması yaptığımız zaman ya bu adam akıllıdır ya da değildir diye bir hüküm verebilelim yani. Ve akla sığmayan bir sözü söylediniz. İkinci Mustafa. Sözünüz doğru. Şeriat ile kasaba yönetilemez. Ama İslam kainatı yönetir. İslam. Siz de o İslam'ın içinde olduğunuz takdirde dünyayı Müslüman olarak yönetebileceğinizi akledebileceksiniz Sayın Hocam. Kendinizi Müslümanların dışında tutmayın.
kendinizi dünyanın yöneticisi olacakmış gibi bir akılda tutun. Akılda tutun. Evet, şeriatla bir kasaba yönetilmez ama İslam aklıyla alem yönetilir. Tüm dünya yönetilir. Bunu göreceksiniz Sayın Hocam. Göreceksiniz. Dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm.